Esselamu aleyküm dostlarım. Videoyu beğenerek başlamanız ve yorum yapmanız kanalı oldukça ileriye taşıyor. Verdiğiniz destekten ötürü hepinize teşekkür ederim. Keyifli dinlemeler. Yorgun argın işten eve dönmüştüm. Kapıyı açtığımda annem önümdeydi. Elinde çayla beraber gidiyor. Evde misafir var. İki vardiya çalıştığım için oldukça yorgun oluyorum. Annem her ne kadar işe girmek istese de izin vermiyorum. Evinde dursun sıcak sıcak. Kardeşim de okuyor. Onun da hiçbir şekilde çalışmasını istemem. Okusun, istediği okula gitsin. Yorgunlukla beraber salona girdim annemin arkasından. Amcam geldi. Hayır, hoş geldin diyerek kalktı. Asıl sen hoş geldin amca. Kusura bakma, yorgunum biraz. Üstüm başımda biraz pislendi. Olur mu öyle şey be? Gel buraya dedi. Amcamdan da Allah razı olsun. Onun elinde de çok yok ama elinden geldiğince bizim faturalara yardım eder. Kardeşime harçlık verir. Gel şöyle otur dedi. Oturdum. Annem de Kübra da mutlu. Üzerindeki gülümsemeden anladım. Var sizde bir şeyler diyerek onlara doğru baktım. Var var dedi amcam. Elini dizime doğru getirip. Bak, çok güzel bir haberim var sana. Bizim şu eski apartmanın olduğu yer. Hani yan tarafındaydık biz, hatırlıyor musun? Evet, hatırlıyorum. Oradaki yöneticiyle konuştum, Oktay Bey'le. Oldukça yaşlılar varmış. Yani hastalar filan. Bir kapıcı almak istiyorlar. İki haftada bir merdivenleri silsin. Akşam 7'de çöpleri toplayıp kapının önünden atsın kâfi. Kimseyle muhatap olmayacak. Üzerine hem bedava dairede oturacak, hem de hiçbir şey olmadan para kazanacak. Fatura da yok, hiçbir şey yok. Aidatlarla karşılanıyor zaten. Çok iyiymiş. Nerede burası? Ben biliyorsun iki işte çalışıyorum. Yakın mı? İşte iki işte çalışmana gerek yok oğlum. Sabah çıkarsın işine gidersin. Akşam da çöpleri halledersin. Böyle ekmek al filan sadece 2-3 daire. Onlar da hastaları olduğu için söylediğim gibi. Çok iyiymiş ya bu amca. Tamam, kabul ederiz tabii ki direkt. Öyle değil mi anne? Biz zaten kabul ederdik de oğlum. Seni bekledik, sen ne dersin diye. Kabul olur ya tabii ki amca. Nerede? Nerede yani? Yakındı. Yarı zamanlı çalıştığım yere uzaktı ama zaten orayı bırakırdım. Tam zamanlı çalıştığım yere de 6 durak. Çok yakın hem de, çok iyi. Çok sevindim vallahi amca, sağ olasın. Asıl sen sağ ol oğlum. Kardeşim öldüğünde gözü arkada kalmasın diye elinden gelen her şeyi yaptın. Baban gibi cesur ve aslansın dedi. Elini öptüm. Çayları içip muhabbet ettikten sonra gitti. 2 gün sonra apartmanın önünde buluştuk. Yukarı yöneticinin yanına çıktı. Oktay Bey oldukça sıcakkanlıydı. Gerçekten eğitimli, her şeyi tamam diyen, hiçbir şekilde sıkıntı çıkartmayacak bir tipe benziyordu. Aşağıya indik. Daireyi yeni yaptırmışlar. Alt tarafları bayağı eskiymiş. Fayanslar, her şey yeni. Bildiğin sıfır daireye çıkıyor gibiyiz. Böcek falan oluyor mu diye sordum. Yani burada yaşamadığım için ne desem yalan olur. Ama bütün önlemleri alabilecek kadar yaptırdık. Zaten burada 10 yıl mı, 12 yıl önce mi ne, Kezban adında bir kadın oturuyormuş, kapıcı. Sonrasında vefat etmiş. Ondan sonra da hiç kimseyi almamışlar buraya. Böyle çürüyüp gidiyormuş. Depo zaten yan tarafta. Sol tarafa açtı. Dairelerin kendine ait kafe şeklinde. Ufak yerleri vardı, küçük küçük. Senden tek istediğim bir şey var Hayri dedi. Nedir abi, söyle tabii ki. Tek istediğim şey saatinde çöpleri toplaman ve 2 haftada bir kesinlikle binanın temiz olması. Steril olması çok önemli. 3 tane yatalak hasta var. Genç nüfus hiç yok neredeyse apartmanda. Bu yüzden bu titizliğe çok dikkat etmeye çalışıyorum. Gözünü seveyim yüzümü kızartma dedi. Merak etme abi. Vallahi bal yok ya da diye tabirinde yaparım. Tertemiz ederim dedim. Tamamdır kardeşim. Zaten amcan kefil. Ferit kefi ise benim için de tamamdır. Yan apartmanda muhabbetimiz vardı kapı önünde. Yani akrabası olması bile kâfi. El sıkıştık, sözleşmeyi imzaladım. Sonrasında da 1 hafta içinde taşındık. O kira yükünden kalktım ya, omuzlarımda öyle bir hafifleme oldu ki, sabah enerjim arttı resmen. Taşındığımız 2. gün, hemen hemen evin her yerini yerleştirmiştik. Anneme doğru döndüm. Kübra nerede diyerek sordum. Bilmiyorum ki oğlum. Kapının önündeki kutuları getir demiştim. Onları getirecekti. Kapıya doğru baktım, kapı açık.
İnşallah apartmana çıkmamıştır. Ses filan yapmaz inşallah. Çıktım hemen. Sol taraftaki deponun kapısı açıktı. Oraya girdim. Kübra, burada mısın diye seslendi. Bir kişi ön taraftan koştu. Tam kilitli olan yerlerin oradan. Işıkları açmayı denedim ama sadece kapının önündeki ışık yanıyor. Arka taraftaki kolonların olduğu yerlerde ışık yoktu. Telefonu çıkartıp flaşını açtım. Kübra, burada mısın? Kübra, bir daha koşma sesi geldi. Tam oraya doğru ilerleyecektim ki arkamdan Kübra abi diyerek seslenince yüreğim ağzıma geldi. Arkamı döndüm. Burada mısın? Niye ses vermiyorsun? Hiç abi, yukarıya çıkmıştım. Kapıyı açın dediler de. Ha, diyafondan mı? Tamam. Duymadım, kutu taşıyordum ben de. Arkama doğru baktım. Belki kedidir. Yukarıdan girmiş olabilir. Camlar sonuçta açıktı. Çok da umursamadan kapıyı kapattım. Eve geri geçtik. Çöpleri toplama saati geliyordu. Anne, sen mutfağa yerleştirirsin. Ben de hemen geçeyim şu çöpleri alayım. 5 dakika önceden çıksam daha iyi olur. Bir de sonra dönerken bakarım saatinde. Tam gezmiş olurum. Annem başını salladı. Çıktım, bütün daireleri gezdim. 1. daire haricinde herkes koymuştu çöpü. Eve geçtiğimde yorgunluktan bitmiş haldeyim. Ama en azından kendi evimi dizmek için gerçekten huzuru hissediyordum. Kafada her sorunu getirme derdi olmadan yaşayacaktım. Amcama maaşı alınca bir hediye alayım. Adam harbiden çok iyilik yaptı. Çok kıyak geçti. Arkamı dönüp yattım. Tam yorgana sarılmıştım ki evde birisi mutfağa doğru yürüdü. İlk başta hiç öyle dikkatimi çekmedi. Sonra birkaç defa daha aynı yürüyüş geldi. Evde 2 kişiyiz. Bir geriye doğru dönse duyarım. Hatta sesler bu sefer daha da kalabalıklaştı. Evde birileri mi var diye tribe girdim. Kalktım ayağa. Anne diyerek ufakça seslendim. Ses gelmedi. Açtım kapıyı, içeriden bakındım. Mutfağın ışığı yanıyordu. Anne, sizden biri mi kalktı? Yine ses veren olmadı. Tam oraya doğru gidecektim ki bir ürperme geldi. Soğuktu. Dış kapıdan geliyordu. Dış kapıya baktım açık. Kübra, yoksa sen de mi sesi duyup çıktın? Hemen terlikleri giyip yan tarafa baktım. Deponun kapısı açık. Ah be kızım, bu karanlıkta oraya girilir mi? Kedi miyavladıysa ne yapsın? Daha 9 yaşında kız, doğal olarak gider. Açtım telefonun ışığını, girdim depoya. Beni duyuyor musun Kübra? Miyavlama sesi geldi. Gerçekten kedi burada. Öne doğru birkaç adım atar şekilde geldi. Simsiyahtı kedi. Gözleri kapkaraydı. Göz bebeklerinde köy yeşil şerit bile yoktu. Bana doğru gelirken duraksadı. Baktı suratıma doğru. Abi diyerek seslendi. Havaya zıpladım resmen. Telefon elimden düştü. Kübra diyerek sinirli şekilde döndüm. Masum bakıyor. Gözünü seveyim, böyle bir şey yapma bir daha. 2 oldu bu. 3. de öldüreceksin beni. Eğilip telefonu alırken inşallah camı kırılmamıştır dedim. Şükür bir şey olmamış. İçeriye doğru geçtik. Kapıyı kapattım. O mutfağa doğru gitti. Tam odama doğru dönecektim ki annemle Kübra'nın yattığı odanın kapısı açıldı. Annem uyanmıştır diye düşündüm. Durumu toparlamak için oraya doğru bakacakken Kübra çıktı. Bana doğru baktı, gözünü ovuşturuyor. Dışarıdan mı geldin abi dedi. Sen derken öyle elim havada kaldı. Bir Kübra'ya bakıyordum, bir de mutfağa. Mutfağın ışığı hala yanıyordu. Bekle, burada bekle. İçeriye git Kübra dedim. Ne oluyor abi derken, hadi içeriye gir, içeriye gir diyerek kızdım. Kapıyı açtı, girdi içeriye. Elimi hemen yan taraftan sağlam bir şey aldım. Oradaki her neyse kesinlikle Kübra değil. İçeriye doğru uzaktan bakarak yavaşça çıktım. Mutfağın içi bomboştu. Işık sadece yanıyor. Annemin koyduğu kutular var sadece tezgahta. Diğer kapaklar da hava alsın, kokmasın diyerek açık. Başka hiçbir şey yok. Sessizce nefes aldım ve sonrasında bir hışımla mutfağa girdim. Elimdeki şeyle vurmayı hazırdım. Hiç kimse yoktu. Sadece içeriden gelen ses, buzdolabının gıcırtılı motor sesi. Başka hiçbir şey yoktu. Mutfağın ışığını kapatıp kapısını da kapattım. Sonra da geçtim içeriye. O kadar derin nefes alıp veriyordum ki
Aklım çıkacak gibiydi. Kalbim hızlı atıyor. Telefonu açtım. Sonrasında da kimi arayacağımı bilemedim. Amcamı mı arasam, Oktay Bey'im? Ya da yorgunluktan mı oldu bilmiyorum. En iyisi bir sakin olmak. Telefonu tekrardan kapatıp yastığa doğru yattım. Yorgunluğun da verdiği uykululukla beraber uyumuşum. Sabah annemin dürtmesiyle uyandım. Oğlum bugün işe gitmeyecek misin diyordu. Aldım hemen telefonu. Saat 10 olmuş. Geç kaldım. Hemen giyindim. Kahvaltı yapsaydın dedi. Çok geç kaldım anne, ben çıkıyorum. Fırladım hemen. Direkt açtım telefon. Yoldayken durumu anlattım. Taşınmadan dolayı uyuyakalmışım. Ben seni biliyorum ayrı kardeşim, tamam, sakin ol. Sesindeki telaşı anlıyorum. Olur böyle şeyler, ev taşıdın. Ben sana dedim mi oğlum izin yap diye. Sen gerek yok dedin, geliyorsun. Kal işte evinde. Hatta gelirsen maaşından keserim. Gelme lan dedi. Abi olur mu öyle şey, sana ayıp olur. Taşınıyoruz diye. Zamanım var vallahi, geliyorum, hemen bineceğim otobüse. Bak ne dedim sana. Seni burada görürsem diğer pazartesiye kadar bir gün direkt keserim maaşından. 4 gün izinlisin. Git biraz ailenle vakit geçir oğlum. İki işte çalışıyordun o kadar. Kendine yük oluyordun. Bir rahat nefes al. Allah razı olsun Bahri abi senden. Çok sağ ol. Gözüm dolar gibi oldu, sesime de yansıdı. Ağlama lan. Sonra diyeceksin beni patron ağlattı. Gider dava mava açarsın. Güldük ikimiz de. Allah razı olsun abi dedim. Hemen geçtim fırına, sıcak bir simit aldım. Kübra çok severdi. Aşağıya indiğim sırada bir ayakkabı var. Oldukça eski. Böyle nalyondan yapılma mes ayakkabısına benziyor. Onu aldım. İçi de oldukça tozlanmış. Bunun burada ne işi var ya? Biz burayı yıkamadık mı? Acaba depodan mı geldi ben girince? Kedi mi getirdi? Ah şu kediyi bulmam lazım bugün. 4 günde çok iyi olur Beyzin. Allah razı olsun Bahri abiden. İçeriye girdim elimde simitle. Kübra da sevindi. Oturduk kahvaltı yaptık. Kovayı sabunu filan ayarlıyordum. Annem pazar günü yıkamayacak mısın oğlum? Neden şimdi yıkıyorsun dedi. Yok anne, izinliyken yapayım. Pazar günü de yıkarım. Adam söyledi ya, hasta yatanlar var diye. İyice temiz olmuş olur. İçim rahat eder. Hem de gözlerine girmiş oluruz. Ben de yardım edeyim dedi ama. Yok anne, sen otur dinlen. Babamın vefatından sonra oldukça eziyet çektin. O kadar çalıştın. Daha çalışmana gerek yok. Allah razı olsun senden dedi. Senden de anneciğim. Çıktım, iyice bir temizlemeye başladım. 1. katın paspasını kenara doğru koydum. Sonrasında da alt tarafında muskaya benzer bir şey olduğunu gördüm. Bunun burada ne işi var? Cevşen bu. İçinde Kur'an yazıyorsa, tövbe tövbe. Kapıyı çaldım. Kapıyı çaldım ama kimse açmadı. Kapının topuzuna sıcaktım. En azından geldiklerini görürler diye. Tam kapının topuzuna sıcakken arkadan kilitler açıldı. Zincirli bir şekilde yaşlı bir teyze baktı. Kimsin? Neden kapıyı çaldın diye sordu. Çok özür dilerim, rahatsız ettim. Ben aşağı yeni taşındım. Apartman görevlisiyim. Bunu dediğim gibi gözleri büyüdü. Direkt kapattı hızlıca. Elime cevşeni almış öylece kalmıştım. Herhalde sevmiyor apartman görevlilerini. Neyse, daha fazla rahatsız etmeyeyim. Kapının topuzuna tekrardan astım. Yukarıki kata doğru çıktım. Oktay abinin katını temizlerken kapıyı açtı. Hayri, hayırdır kardeşim, neden bugün temizliyorsun? Sen çalışmıyor muydun? Abi, Bahri abi var bizim patron. Oldukça babacandır. 4 gün izin verdi. Ben de siz bahsedince hastalar var diye hem bugün temizleyeyim hem de pazar temizleyeyim. Hatta ben 2 haftada 1 değil de her hafta temizleyeyim. Zaten koymaz bu bana. 2 var diye çalışıyordum, söylemiştim. Bu bana çocuk oyuncağı gelir. Hem de içim rahat eder hastalar için. Hay Allah razı olsun be senden. Delikanlı çocuksun harbiden. Ferit'in söylediği kadar candansın. Sağ olasın dedi. Kapıyı kapatırken, şey Oktay abi. Efendim, ne oldu Hayri? Bir şey soracaktım. Paspasları kaldırıyorum yıkamak için. Yok yok, sorun olmaz dedi. Yok ondan değil. 1. katın paspasını kaldırdığımda altında cevşen gibi bir şey buldum. Kapıyı çaldım ama kendisi suratıma kapattı apartman görevlisi deyince. Cevşeni kapının topuzuna astım. Yanlış bir şey yapmadım değil mi? Geri mi koyayım?
Ha, o kadından mı bahsediyorsun? Ya o kadın biraz şey ya. Kimse dinliyor mu diyerek kafasını dışarıya doğru uzatıp apartmanın boşluğuna baktı. Deli işareti yaptı. Burada vefat eden bir kapıcı vardı. Hatta Kezban demiştim, hatırlıyor musun? Evet, bahsetmiştiniz. İşte onun çok yakınıymış. Akrabası mı bilmiyorum ama hiç konuşmadık. Yüzünü gören zaten çok az kişi vardır apartmanda. Bir markete giderken ya görürsem denk geliyorum. O da 3-4 ayda bir ha. Şans eseri yani. Yoksa hiç gördüğüm yok. Anlayacağın laf ederse bir şey derse takma. Bana gelirse bana alttan alır idare ederim. Sen doğru olanı yapmışsın oğlum. Temizle yine sen dedi. Tamamdır, sağ olasın abi. Her yeri temizledikten sonra yorgun argın aşağıya indim. Tam kapıdan içeriye girecekken yine miyavlama sesi geldi. Ulan kerata, bu sefer yakaladım seni. İçeriye girdim. Birazcık et almıştım. Onu küçük bir kaba koydum. Geldim hemen içeriye doğru girdim. Gel bakalım kara çocuk diyerek sesleniyordum. Sonrasında da yere doğru koydum. Kedinin miyav sesi geliyor ama hiçbir şekilde kendi görünmüyor. Kim bilir nereye saklandı. Haydi gel, seni buradan çıkartayım. Belki eve bile alırım be seni, gel. Ne olacak? Kedi zaten temiz hayvandır. Kendini temizliyor mis gibi. Peygamber Efendimiz de çok severdi kedileri. Bu yüzden kedilere karşı sempatim çok yüksekti. Tabi diğer hayvanlar da güzel ama ben kedileri daha çok severdim. Kedi sonunda göründü. Miyavlaya miyavlaya gelmeye başladı. Ön tarafa doğru geldiğinde nedense sağ bacağı sekiyordu. Neden böyle ya? Canım yanmış acaba? Yerime vurdun, ne yaptın be? Geldi, yemeğini yiyordu. Tuttum hemen ensesinden. Aldım kucağıma, bacağını geriye doğru çekiyor. Al işte, kendini yaralamışsın bak. Güzel güzel gelip abi ben açım desem ben sana bakmaz mıydım? Onu aldım, eve doğru götürdüm. Annem de o sırada süpürgeyle evi süpürüyordu. Anne diyerek seslendim, duymadı. Kediyi yavaşça koltuğun üzerine bıraktım. Veterinere götürecektim. Anne, anne diyerek yanına doğru ilerleyip omzuna dokundum. Ha, duymadım oğlum, ne oldu? Anne, kedinin ayağı sakatlanmıştı, onu götüreceğim. Hangi kedinin oğlum? Koltuğun üzerine koydum ya diyerek döndüm. Sadece bir taş parçası. Orada öylece dona kaldım. İyi misin? Hayri, hayri diyerek annem omzumu dürttü. Sonrasında da kabloları kenara çekip yanıma geldi. Bu taş ne oğlum? Taşı niye getirdin? Kedi nerede? Anne. Anne şey. Anneme doğru baktım. Anne, ben kediyi getirdim. Ama kedi, sen baya baya yorgunluktan kafayı sıyırmışsın ha Hayri. Dinlen be oğlum biraz. Geç yat. Kedi mi zannettin taşı? Oğlum hiç alırken bakmadın mı canlı mı cansız mı diye. Karanlıkta alıp öyle getirdin mi? Anne şey, yani bir şey diyemeyeceğim şimdi. Dün gece de aynı şeyleri yaşadım ama. Dün gece de mi yaşadın? Otur bakayım, şöyle var sende bir haller. Ne saklıyorsun sen? Anne, dün gece de evde yürüme sesleri duydum. Sonrasında kapı açıktı. Kübra'yı arkamda gördüm. Mutfağa gittim, mutfağın ışığı çıktı. Yine kediyi seviyor zannettim. Kediyi gördüm. Simsiyah bir kediydi. Ama gözleri de siyah. Böyle büyümüş bir göz bebeği yoktu. Sonradan Kübra mutfağa girince ben de odama dönüyordum. Sizin odanın kapısı açıldı, Kübra çıktı. Ne oldu abi diye. Kaldım öylece. Mutfağın içinde de ne bileyim hiç kimse yoktu. Yorulduk ondan, rüya gibi bir şey zannettim. Böyle şey olur mu oğlum? Tövbe tövbe. Sana görünmüşler belli ki. Görünmüşler mi? Ne görünmüş anne? Üç harfler oğlum. Hemen bir abdest al. Tövbe tövbe. Böyle şey mi olur, kara kedi görmüşsün? Niye söylemiyorsun bana? Hemen annem de abdest aldı. Ben de abdest aldım. Öğle namazlarını kıldıktan sonra annem bir Kur'an okudu. Sonra da leğeni çıkarıp sirke döktü, bir de su. Ne bu anne? Oğlum bu genelde taşınılırken yapılır, aklıma hiç gelmedi. Söylentidir ama yine de yapmakta fayda var. Kötü enerjiyi alır derler. Ben bir etrafı şöyle sirkeli suyla sileyim. Sen de yat uyu dinlen. Eğer böyle bir şey olursa bana söyle bir daha. Taşı da aldı, dışarıya çıkardı. Sonra da gitti, o kapıyı iyice kapattı. Yan tarafa koyduğumuz ayakkabıları onu alıp oraya doğru götürdü.
Birisi gelirse yıkamak için çekmiştik deriz. Laf söz söylemezler o zaman. Tamam anne. Geçtim odaya. Annem böyle söyleyince hiç aklıma gelmemişti ama birebir de uyuşuyordu. Yastığa doğru kafamı koydum. Sürekli olarak miyavlama sesi geliyor yatağımın altından. Hayır, bu gerçek değil. Gerçek değil diyerek kulaklarımı tıkadım parmaklarımla. Aşağıdan yavaş yavaş tırmalama sesi de geliyordu. Dayanamadım. Aşağıya doğru bakmak için kalktım. Hafifçe eğilmeye başladım. Tam yatağın altına, karyolanın altına bakacakken kapı açıldı. Annem ne yapıyorsun diye sordu. Hiç anne, karyola biraz ses çıkarıyordu da ona bakacaktım. Hemen kalktım, yattım. Tamam, bir isteğin olursa söyle. Elinde Kur'an-ı Kerim vardı, geldi. Duvar saatini çıkartıp onu astı. Bir şey olursa hemen koş sarıl. Böyle şeyler önemlidir oğlum. Yanlış bir yere basmışsındır belki o girdiğin yerde. Dikkatli ol. Tamam anne, tamam. Akşama kadar iyi kötü uyukladım. Annem Kübra'yı alıp getirmiş. Uyandığımda çöpleri toplamama sadece 20 dakika kalmıştı. Bir elim yüzümü yıkayayım dedim ama üzerimde bir ağırlık, bir pislik vardı. Duşa girdim hemen. Duştayken sürekli olarak apartman boşluğunda açılan o küçük pencerede sürekli olarak bir miyavlama var. Bu sesi sadece ben mi duyuyorum? Tövbe tövbe. Hemen besmele çektim. Ayet-el Kürsi'nin has ne biliyorsam okudum. Sonra da abdestlerimi aldıktan sonra çıktım. Üstümü giyindim. Yukarıya doğru ilerlemeye başladım. Birinci kata geldiğimde kapı aralıklı şekilde kadın tek gözüyle bana doğru bakıyordu. Çöp yine koymamıştı. Yan tarafa doğru ilerleyip çöpü aldım. Tam yukarıya doğru çıkacakken pişt diye bir ses geldi. Merdivenden 2-3 basamak çıkmıştım sadece. Arkama doğru döndüm. Çöpünüz mü vardı? Hemen alayım istiyorsanız. Gel diyerek işaret yaptı. Tedirgin olmaya başladım. Kadının hali ve hareketleri akıl sağlığı yerinde değil gibiydi. Kapının önüne doğru yaklaştım ama ne olur ne olmaz diyerek de gardımı korur şekilde uzaklıkta duruyordum. İçeriden elini uzattı. Elinde o muska vardı. Cevşen, bunu al. Sakın ayırma kendinden. Evinin önüne koy. Ya da o aşağıdaki deponun önüne koy, tamam mı? Tamam, koyarım. Cevşen'e doğru uzandım. Alırken siz aşağıda yaşayan kişiyle dedim. Kapattı yine suratıma kapıyı. Allah'ım, ne değişik bir kadın. Bu da nedir bilmiyorum ki. En iyisi anneme göstereyim. İçinde kim bilir ne var. Belki de bu kadın yüzünden öyle oldum. Tövbe tövbe. Cevşen'e dokundum diye mi oldu? Ama Cevşen'den önce yaşadım. Her neyse ya. Çıktım yukarıya, çöpleri topladım hepsini. Eve döndüğümde Kübra ödevlerini yapıyordu. Annemi benim odaya çağırdım. Geldiğinde çıkardım Cevşen'i. Hani şuraya bir bakabilecek misin? Bunu nereden buldun? Şu birinci kattaki kadın verdi. Aşağıdaki deponun önüne ya da evinin önüne koy dedi. Allah Allah. Neymiş bakayım? Dikişleri çıkardı. İçinde eski bir kağıt var. Sonra da küçük beyaz, üzerinde sadece bir iki harf Arapça yazan bir tane daha kağıt. O harf olanı kenara doğru koydu. Sonrasında da o, kabuk gibi olan birbirine geçmeli kağıdı açtı. Bayağı bir yazı vardı üzerinde. Kırmızı bir kalemle yazılmıştı. Okudu annem ama bu Kur'an-ı Kerim'den ayet filan değil. Yazanlar normal, garip bir şey. Yani Arapça mı? Kelimeler belli belirsiz. Mutfak, yatak, kan, görüş, güdüm, böyle kelimeler. Yani bir anlam ifade etmiyor. Sadece yan yana yazılmışlar. E niye verdi bunu bana? Sen dur bakayım, ben bir konuşayım dedi. Yukarıya doğru çıktı, kapıyı çaldı. Ben de alt taraftan dinleyecektim. Çıkmadım yukarıya. Kapıyı birkaç defa daha çaldı ama aça neden olmadı. Aşağıya doğru inerken annem, ne oldu, yok mu? Bilmiyorum oğlum, ses de gelmedi. Kapıyı biraz dinledim ama evde uyuyor herhalde. Neyse, daha fazla rahatsızlık vermeyelim. Eve geçtik. Annem bayağı huzursuzdu bu konuda. Benim olduğumdan daha fazla huzursuz. Uyumak için odaya gidecektim ama abdest al. Bir de Peygamber Efendimizin sünneti vardır, hayır onu yapacaksın. Nedir diye sordum.
Bir Fatiha, üç ehre sokuyup avucunun içine doğru üfle. Sonra da bütün vücudunu mesed. Uyurken de ayetel kürsü okumayı unutma. Tamam anne, yapacağım. Söylediklerini yaptıktan sonra yattım. Gecenin ilerleyen saatlerinde annemin bağırmasıyla beraber fırladım yataktan. Direkt kapıyı açtım. Mutfakta yere doğru düşmüş. Kübra yoktu ortada. Hemen kollarına girdim. Anne ne oldu? Ne oldu diyerek sordum. Elleri titriyor. Kadıncağızın resmen nutku tutulmuş. Hemen koltuğa oturttuğum gibi bir bardak su aldım. Al anne şunu iç, kendine gel. Ne oldu böyle korktun? Suyu zor da olsa birkaç yudum içebildi. Babanı gördüm. Gözlerimle gördüm oğlum, babanı gördüm. Hiç hayra ilamet şeyler olmuyor. O sırada kapı çaldı. Kapının çalmasıyla beraber ben açarım diyerek kalktım. Kapıya doğru gittim. Baktığımda o yaşlı teyze. Delikten baktığım gibi gördüm. Böyle kapının etrafına doğru bakınıyor. Eliyle kontrol etmeye çalışıyor. Bir daha kapıyı çaldı. Annem gelip kim diye sordu. Söyledim. Açsana oğlum, kadının belki bir derdi vardır. Anne bilmiyorum, hiç güvenemedim. Açmasak mı? Dur sen geç şöyle. Geçtim arkaya doğru. Annem kapıyı açtı. Buyurun ablacığım dedi. Gidin evden. Bu evden gidin dedi. Annem ne demek istiyorsunuz anlayamadık. Lütfen gidin. Gidin bu apartmandan. Bu daireden uzak durun. Gidin buradan. Arkasını döndü. Merdivenlerden çıkarken son kez bize doğru baktı. Sonra da yukarıya doğru çıktı, evine doğru gitti. Bu kadın bir şeyler yapıyor anne. Allah'ını seviyorsan gidip bir konuşayım. Oktay abiye söyleyeyim. Dur oğlum dur. Sen karışma. Ben ne yapacağım gerekeni. Direkt amcamları aradı. Bu saatte uyandırması zor oldu ama uyandılar. Yengemle beraber bir saat içerisinde gelmişlerdi. Amcam apar topar geldikleri için ne olduğunu anlayamamışlar. Korkulu bir şekilde bize bakıyorlar eve geldiklerinde. Annem, durumu nasıl anlatacağım bilmiyorum Ayfer. Ama söylemem gerekiyor. Galiba bize bir musallat durumu oluyor. Musallat derken o ne demek Meral? Anla işte Ayfer. Üç harfliler. Üç harfliler mi? Amcam da yengem de birbirine doğru baktı. Yengem elini yüzüne doğru götürüp ovuşturdu. Anlamıştı. Tamam tamam. Peri sen hiç karışma. Nasıl oldu? Nasıl oldu yani? Kim kime oldu? Galiba ikimize de. Hatta direkt eve olabilir. Üst katta birinci kattaki bir kadın girip uyarmak istedi bizi. Gidin buradan, gidin bu apartmandan dedi. Hatta bu daireden. Geçmişte herhalde bu dairede kötü bir şey oldu bilmiyorum. Ama çok kötü şeyler oluyor. Oğlum da yani Hayri de garip şeyler gördü. Sonrasında ben bugün diyerek gözleri doldu. Ceyhun'u gördüm. Ceyhun'u mu diyerek amcam ayağa kalktı. Nasıl gördün Ceyhun'u? Yani öyle göründüler. Kur'an okudum evde. Her şeyi yaptım. Sirkeli suyla da iyice yıkadım. Elde avuçta bir şey yok. Bir daha taşınamayız. Buraya gelirken zaten eski evden de çıktık. Bir daha taşınmaya kalksak depozito bu. Karşılığı mıyız? Buradan başka bir çaremiz de yok. Tamam tamam dedi Ayfer yengem. Ayağa doğru kalktı. Düşünüyordu. Kübra sesleri uyanmıştı. Ne oluyor anne diyerek kapıdan çıkınca, annem bir şey yok, bak amcanla yengen gelmiş. Bir uğramışlar, bir şeyler alacaklardı. Onlar alıp gidecekler, haydi sen yat dedi. Bana alıp odaya geçti. Başım o kadar çok ağrıyor ki kendimi hiç hissetmiyorum. Ayfer yengem yanıma oturdu. Neler gördün bana bir anlat bakayım. Anlattım her şeyi. Kara kedi gördüğün yer şu sol taraftaki demir kapılı olan yer mi? Evet. Tamam, bir daha oraya girmiyorsun. Yarın akşama kadar bana süre verin. Ben birini bulacağım dedi. Daha doğrusu var ama nerede olduğunu tam bilmiyorum. Eğer hala bu ildeyse, başka bir yere gitmediyse onu getireceğim. Tamam yenge, sen nasıl diyorsan. Annem Kübra'yı yatırmış geldi. O da gördüğünü anlattı. Ayfer yengem hadi gidelim Ferit dedi. Onlar kapıdan çıkarken onu gördüm. O cevşeni. Kapıda asılıydı. Ama bana vermişti. Anneme getirmiştim. O orada nasıl duruyor? Kadın geldiğinde bırakmış olmalı. Orada öylece asılı duruyordu. Ayfer yengeme gösterdim.
Aldı onu da. Söylediğimi unutmayın. Sadece Kur'an-ı Kerim okuyun, duaları okuyun. Başka hiçbir şey yapmayın. Ferit amcam, istiyorsanız gelin bizde kalın. Burada kalmasınlar Ayfer. Onu ben de düşünüyorum tabii ki Ferit. Burada kalmaları sağlıklı değil ama durumun ne olduğunu öğrenmeden de bizim eve getirirsek durum bizim eve de sirayet edebilir. Bu durumlar öyle kolay kolay işler değildir. Şimdilik dediğim gibi korunun. Annem, tamam Ayfer bekliyoruz dedi. İçeriye geçtiğimizde üçümüz de aynı odadaydık. Kübra Allah'tan uyumuştu. Ben de hemen yer yatağı yapıp uyudum. Hafta sonu olduğu için Kübra da evde olacaktı. Bir şekilde Kübra'yı bir yere bırakmalıydık. İnşallah bir yer buluruz. Kübra içeride telefonla oynuyordu. Akşam 4-5 gibi. Ayfer yengem aradı. Evdeyiz bekliyoruz dedi annem. Bir saat bile sürmedi gelmeleri. Geldiklerinde yanlarında yaşlı bir amca da vardı. Selamlar verildi içeri oturuldu. Gördüklerimizi anlattık. Bunun üzerine evde küçük çocuk varsa veyahut hayvan dışarıya çıkarılmasını istedi. Çocuğu nereye götüreceğiz? Ferit amcam ben giderim. Siz zaten daha iyi anlıyorsunuz. Kübra'yı götürürüm biraz gezdiririm. Olur dedik. Kübra amcam da beraber çıktı. Hoca oldukça sakindi. Çantasını açtı. İçinden birkaç tane kağıt çıkardı. Sonrasında da o kapıya asılan cevşeni verdik. Cevşenin iplerini açarken bir anda duraksadı. Sol tarafa doğru baktı ama orada sadece duvar var. Bir dakika. Baktığı yerde duvar var ama aslında oradaki deponun olduğu yere doğru bakıyor sanki. Ayağa doğru kalktı. Dış kapıyı açtı. Sol taraftaki demir kapıya doğru ilerledi. Elini kapıya doğru dokundurdu. Kapıyı birisi vurdu arkadan. Hem de iki defa. Sert bir şekilde yumrukla vurulmuş gibi. Hoca yavaşça parmaklarının ucuyla kapıya birkaç defa daha dokundu. Sonrasında geriye doğru çekildi. İçeriye geçelim. İçeriye geçildikten sonra cevşeni tek tek açtı. İçindeki kağıtları çıkardı. Yine aynı şekilde. Bir tane beyaz, iki tane harften oluşan Arapça harf, sonrasında da o katman şeklindeki sarı kalın kağıt. Açtı, ikisini de okudu. Arapçam vardır dedi annem. Okudum ama hiçbir anlam bulamadım hocam. Bunların anlamı nedir? Bunlar bazı şeyleri işaretler. Birbirine bağlantı kurmaları için. Bunu yapan kim? Kim yapıyor bunu? Üst katta birinci katta oturan bir kadın. Burada eskiden oturan bir kadın varmış. Arkadaşıymış. Sonra herhalde bütün bina yenilenmiş ki bir tek o kalmış. Yani yönetici öyle söyledi en azından. Anladım. Bu koruma için yapılır. Yani gerçekten koruma için mi yapıyormuş? Evet. Bu yaptığı koruma yönlendirmedir. Saçma sapan kelimeler gibi gözükür ama aslında bunlar bir şifredir. Her kelimenin harf sayıları, sonrasında da harfin içindeki farklı kelimeler birbirlerini tamamlar. Harfin içinde kelime derken bazı tılsımsal olaylardır bunlar. Bunu yapabilecek kadar bu işe hakim biri ise size yardım edebilirdi. Neden yardım etmedi? Kendisiyle görüşmek isterim. Vallahi suratımıza kapatıyor kapıyı ama istiyorsanız bir siz deneyin. Belki sizi görünce kapıyı açar. Hoca ile beraber birinci kata çıktı. Hoca kapıyı çaldı. Sonra da arka taraftan birinin geldiğini duydu. Kapı açılmıştı. Lütfen kapıyı açar mısınız dedi. Arapça bir şeyler söyledi. Söylemesiyle beraber kapıyı açtı. Hocaya doğru bakıp bir şey söyledi. Sizinle ben de konuşmak isterim. Lütfen aşağıya gelebilir misiniz? Başını hayır şeklinde salladı. Ben oraya inmem. Burada bir şey var. Hissedebiliyorum. Ki sizde ne olduğunu biliyorsunuz. Koruma yapmışsınız. Hem de en güçlülerinden. Bana neler olduğunu anlatırsanız işim daha da kolaylaşır. İstediğin kadar uğraş hoca. O evden taşınmak zorundalar. O aşağıdaki yerde hiç kimse kalamaz. Gün geçtikçe daha da kötüleşecekler. Orayı bırakmazlar. Sen de biliyorsun. Anladığım kadarıyla bir şeyler yaşanmış. Şahitliğiniz de var konuşmanıza göre. Lütfen bana anlatın. Ne olup ne olamayacağına Rabbimiz karar verir.
Kadın kapıdan kenara doğru çekilip bizi içeriye buyur etti. Girdik, salona doğru geçtik. Oturduğumuzda bir şey içer misiniz diye sordu. Evi o kadar güzel ki. Kur'an-ı Kerim'den ayetler var. Her yerde Kur'an-ı Kerim var. İçerisi mis gibi kokuyor. Kadının bu kadar temiz, bu kadar düzenli olacağını düşünmüyordum. Oktay abinin de söylediği gibi tamamen sıyırmış bir insan bekliyordum. Yanımıza doğru oturdu. Bir şey istemedik. Anlatın lütfen dedi hoca. Çok eski zamanda. Kezban diye bir kız geldi kocasıyla. Kocasıyla geldi diyorum ama kocasını sadece o gün taşınırken görmüşler. Kocasını bir daha gören olmadı. Sorduğumuzda tır şoförü, seyahatlere gidiyor, geldiğinde gece vakti oluyor, bir iki gün kalıyor sadece. O yüzden denk gelmiyorsunuzdur diyordu. Aramızda tabii konuşmalar oluyor apartman içinde. Bu kadın tek mi, bize bilerek mi söyledi buraya tutmak için, yalan mıydı diye aramızda konuşuyordu. Yukarıda Rabbim var. Kezban gerçekten işini düzgün yapardı. Hiçbir zaman geç kalmaz, her şeyi dört dörtlük yapardı. Ama bir akşam apartmanın üçüncü kattan o zaman oturan Ceyhunlar vardı. Ceyhun yukarıya çıkarken aşağıdan sesler duymuş. Kocası geldi zannetmiş. Aşağı inip kapıyı çalınca sesler duydum, kocanız gelmiş galiba. Kendisiyle tanışmak isterim demiş. Kezban da kimseyi gösterememiş şu anda. Yani kimse yok. Ben televizyon izliyordum demiş. Bunun üzerine Ceyhun evde başka bir erkek olabileceğini düşünüp bize uymaz ters diyerek dalmış içeri. Yaptığı tabii ki yanlış ama evde kimseyi bulamamış. Bir devi dağıtmış üzerine. Sonrasında Ceyhun'da çok büyük gariplikler başladı. Gece bağırmalar, korkular, evinde olur olmadık görüntüler. Bu tabii ki yavaş yavaş apartmana sıçramaya başladı. Kezban'ı dışarıya atacaktık. Apartman olarak verdiğimiz karar buydu. Bunun üzerine ben Kezban'la konuşmaya gittim. Çünkü derdini bana anlatır, muhabbet sohbetini benimle ederdi. Bu akşam evinde gittim. Gittiğimde de durumu anlattım. Kezban o kadar üzüldü, o kadar kötüleşti ki ağlamaktan kendini alamadı. Bir yolunu buluruz kızım. Bak benim eşim de kaç yaşımdayken vefat etti. Kaç yıldır dulum ben. Eğer böyle bir şey varsa yalan söyleme. Gerçeği açıkla. Bizimkiler zaten seni çok sevdi. Hiçbir sorun yaşanmaz. Ben evliyim abla, evliyim dedi. Sonrasında bu olaylar gittikçe kötüleşti. O zamanlar yukarıda Sadık abi vardı. Yöneticiliği o yapıyordu. Sadık abi bir hafta süre vermiş. Kezban'a çıkıp gideceksin demiş. Tabi apartmanın bundan haberi yok. Ortak bir karar alındı. Ama ne zaman çıkartılacak, nasıl bir yol izlenecek kimseye söylemedi Sadık abi. Sonrasında Sadık abi evinde ölü bulundu. Şu anda Oktay'ın yaşadığı yerde. Apartmandaki diğer insanlar da olur olmadık şeyler yaşamaya başladı. Hastalananlar, evini satmak isteyenler. En sonunda ne yaptım ne ettim topladım 5-6 kişiyi. Bir hoca bulmamız gerektiğini söyledim. Çünkü bu iş artık çığırından çıkmıştı. Ben bile ölmüş eşimi yatağın altında görür hale gelmiştim. Anlamıştık bir musallat olduğunu. Hocayı bulduk. Hoca Azerbaycan'dan kalkıp geldi. Daha apartmana girdi. İlk yaptığı şey aşağıya doğru bakmak oldu. Bizim hocaya doğru döndüm. Eve geldiğinde onun da ilk işi oraya doğru bakmak olmuştu. Sonra neler oldu? Sonrasında daha da felaketleşti. Hoca ilimliydi. Hem de o kadar ilimliydi ki gidip direkt Kezban'ın suratına söyledi. Burada yaşadığın kocanla beraber büyük sorunlar yaratıyorsun. Onunla zorunluluktan evlenmişsin belli. Sen Müslümansın o değil. Neden böyle bir evliliği kabul ettin dedi. Hepimiz şoklar içindeydik. Kezban ağlamaya başladı. İçeriye doğru girdik. Her şeyi anlattı. Annesi bir büyücüymüş Kezban'ın. Bir büyü yapmak için de cin taifesiyle anlaşmış. Yani gelin olarak cinlere vermişler Kezban'ı. O anda kapılar bir anda titrer gibi oldu. Burnundan hafifçe kan geldi. Hoca tam okumaya başlayacakken elini kaldırdı kadın. Gerek yok, gerek yok. Bunu her zaman yapıyor zaten.
Rabbimden başkasından korkmam. O yüzden buradan ayrılmadım. Bura benim evim, bura benim yuvam. Gelinlikle girdim ben bu eve. Eşimle beraber hatıralarım var. O yüzden burayı onun beni korkutmaya çalışmasıyla terk etmem. Rabbim olduğu sürece hiçbir şeyden korkmam dedi. İmanı demir gibi bir kadın. Hoca bundan sonra seni rahatsız edemeyecek şekilde onu tamamen uzaklaştıracağım dedi. Bunun üzerine Kezban kabul etti. Evde yapılan ritüellerle beraber bütün her yeri mühürledi hoca. Bütün apartmanı. Aradan 3 ay geçti. Bu muskalar. Aslında muska değil. İnsanlar yadırgamasın ya da yabancılamasın diyerek cevşen gibi dikiyorum. Bu korumaları koyuyorum. O yüzden hiçbir şekilde yaklaşması mümkün olmuyor. Peki sonra neler oldu? Kezban'ı ne yapıp ne edip bir şekilde kandırdı sanırım. O sabah her yer kan. Bütün apartman, duvarlar. Kezban mı kendine kıydı, yoksa onlar mı kıydırdı? Vallahi Rabbim bilir. Hiçbir şey bilmiyorum bu konuda. Sonrasında Kezban'ın vefatıyla beraber sadece ben kaldım. Herkes çekip gitti. Ne yapıp ne edip o Azerbaycan'daki hocaya ulaştım. Geldi kendisi. Çünkü o kadar hırçın, o kadar saldırgandı ki hayaletli bir bina gibiydi. Sadece ben vardım ve bütün katlarda sadece satılık yazıyordum. Her şeyi yaptı, ne etti, bir şekilde başardı. Büyük ihtimalle de mühürledi. Hiçbir zaman ses gelmedi. Ta ki 10 yıl sonra şu anki yönetici olan Oktay Bey. Toplantıda yalvardım, yakardım. Orası kötü enerjilerin olduğu yer. Yaptırmayalım, gerek yok dedim. Ama buraya taşınanlar uygun fiyatlarda aldığı için genelde emekli insanlardı. Yaşlılıkla ilerleyince elden ayaktan düştüler. Bu yüzden bir kapıcıya ihtiyaçları olduğuna karar verdiler. Aslındaki ilk karar önce sadece temizlemek ve çöp atmak. Sonrasında para miktarını arttırıp zaten hasta diye vicdan yaptırıp alışverişe falan göndereceklerdi. Böyle konuştular. Sonrasında dolar oldu. Tadilat zamanı bile bir ayda bitecekken 5-6 ayda bitti. Çünkü onu uyandırdılar. Ya da bilmeden oradaki bir korumayı attılar. Sonrasında da bu çocuk ve ailesi geldi. Bütün olanlar budur hocam. Anlatılanlardan sonra hiçbir şey diyemedim. Hoca ayağa doğru kalkarak gerçekten sizi çok dikkatle dinledim. Özellikle iman dolu duruşunuzdan dolayı Allah razı olsun. Hoca kadının elini öptü, ben de öptüm. Sonrasında aşağıya doğru indik. O kadın da bize geliyordu. Burada, tam burada yaptı. Tamamdır. Hoca içeriye geçtikten sonra bir tane mum, onu yaktı. Sonrasında da içine hafifçe su doldurdu altını. O kaseyle beraber içeriye doğru girdik. Demir kapıdan içeriye doğru girilince Arapça bir şekilde seslendi. Kedi sesi geldi yine. Bu bahsettiğim kara kedi. Ayağında yara olduğunu düşündü. İçeriye doğru girdi hoca. Biz kapının oradan bakıyorduk. Ayfer yengemle annem de evin içindeydi. Kadın koluma doğru sarıldı. İnşallah bitirebilir. İnşallah artık huzurlu yaşayabilirim. Kadın böyle söyledi. İçeriye doğru gittikten sonra hoca yaklaşık bir yarım saat boyunca hiç ses vermedi. O kadar endişelendim ki, hocam bizi duyuyor musunuz diye seslendim. Sakın gelmeyin dedi. Bir süre daha bekledik. Sonrasında okumalar başladı. Hocanın sesi oldukça bağırır şekilde geliyordu. İnşallah apartmandan duyan olmaz. Bir anda evin kapısı kapandı. Kapanmasıyla beraber anne, Ayfer yenge diyerek seslendim. Kapı açılmıyor diyordu annem. Sonrasında da diğer demir kapı kapanabilir diye içeri doğru girdim. Kadın dışarı çık dedi, demir kapı kapandı. Kapandığı gibi de soğuk başladı. Öylesine derinden esiyordu ki kemiklerime kadar işliyordu soğuk. Yavaşça öne doğru yürümeye başladım. Hocam burada mısınız? Hocam lütfen ses verin. Arka tarafa doğru gel dedi. Arkaya doğru yürürken yan taraftan birisi omzumu tuttu. Korkuyla bağıracakken direkt beni sardı
ağzımı sıkıca kapattı. Sessiz şeklinde işaret yaptı. Bu hocaydı. Telefonun flaşını kapatmamı işaret etti. Söylediği gibi kapattım. Mumu tekrardan yakarak ön tarafa doğru kaldı. Arapça şekilde konuşmaya başladığında, bir kedi miyavlamasından sonra yere doğru sanki adım atılır gibi bir ses geldi. Hoca yüzüne eğdi. Söylediği gibi yüzüme eğdi. Birisi geliyor. Mumun oradan gelen gölge bize doğru yamuldu. Yaklaştı ve durdu. Hocayla beraber konuşur şekilde karşılıklı olarak diyalog kuruyorlar. Korkuyordum. Bir süre daha bu diyalog devam etti. Hoca arkasını dönüp beni tuttu. Çıkıyoruz dedi. Beraber çıktık oradan. Herkes bize doğru bakıyor. Hoca oldukça terlemiş ve yorgundu. Ne oldu? İyi misiniz hocam diye seslendim. İyiyim iyiyim, merak etmeyin. Hanımefendi, size bir şey soracağım. Tabii dedi teyze. Kezban'ın mezarı nerede? Kezban'ın mezarı şu aşağıdaki büyük mezarlıkta. Kimsesizdi ama ben en azından mezarı olsun diye üstlendim. Ben yaptırdım mezarını. Allah razı olsun sizden. Mezarının yanına götürebilir misiniz beni? Bu gece vakti. Götürürüm tabii ki. İçeriye girebilirsek gösteririm mezarının yerini. Tamamdır. Hiç kimse gelmeyecek. Ben şimdi içeriye gireceğim. Sonrasında da akşam vakti çıkacağım. Teyzeyle beraber oraya geçeceğim. Başka hiçbir şey olmayacak. Siz evinizde kalın. Kur'an-ı Kerim'imizi okumaya devam edin. Herkes başını salladı. Çantasını alıp içeriye girdi. Bir tane de büyük, kap gibi bir şey verdi. Sonra ne oldu bilmiyoruz. Üstü bezlerle sarılı şekilde akşam oradan çıktı. Teyzeyle beraber o mezarlığa gittiler. Mezarlığa gitmeleriyle beraber Kübra ile amcam da geldi. Sabırlı bir bekleyiş aldı bizi. Sonunda geldiler. Geldikleri gibi direkt hocanın gözlerine bakıyordu. Hoca, Allah'ın izniyle hallettim. Daha bir sorun olmayacak. İstediği gibi onu eşinin yanına götürdüm. Hiçbir sorun olmadan yaşamaya devam edin. Rabbim hepimizi korusun inşallah. Teyzeye de çok teşekkür ettim. O günden sonra teyze de aileden gibiydi. Aşağıya inip annemle sohbet ediyor, beraber örgü örüyorlar, çay falan içiyorlardı. Ben de apartmandaki herkesle tanışmış, kendimi sevdirmiştim. 2-2,5 ay oldu. Rabbime şükürler olsun ki anormal hiçbir durum yok. Teyzenin isteği üzerine de Kezban denilen o kadının mezarına gidip dualar okuyoruz. Annemle beraber de gidiyor, artık evinden çıkıyor ve rahat. Rabbim bizi şerli varlıkların şerrinden korusun dostlarım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Rabbim ettiğiniz duaları kabul eylesin. Videoyu beğenerek, yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Esen kalın dostlarım.